Bir oyun serisi düşünün ki oynayan kişinin oyun hakkında zerre fikri yok ve her türlü detayı izleyicilerinden öğreniyor. Gizli silahların yerinden tutun, hiç patlamayan bir arabanın nasıl yapılacağına kadar ince detayları yazdığınız için teşekkür ederim. Bu yüzden videoları bir oturuşta çekmek yerine araya zaman alıp yorumlarınızı okuyor ve hepsini değerlendiriyorum. San Andreas'te önceki bölümlerde. Çete savaşlarında öne geçmenin kilit noktasının silahlar olduğunu düşünen Ryder ve CJ'yi önce yaşlı bir askerin evinden, sonra trenden, ardından ordunun kendisinden kasa kasa silah çalar. Hapisten çıkan eski dostumuz O.G. Log'un düşürdüğü sabunların intikamını aldıktan sonra Karl biraz para yapmak için Cesar'ın ayarladığı illegal sokak yarışlarına girer. Bu sırada Big Smoke'la Tempini sık sık aynı yerde görünmeye başlıyor. Önce Smoke'a ot satmayan Meksikalı'yı, sonra Vago çetesini, sonra da Rus mafyasını hallediyoruz. Arabaya biner binmez telif yememek için radyoyu kapattığımdan bu yolculuklar öyle sıkıcı geçiyor ki anlatamam. Sürüş hissiyatı da çok acayip olduğundan sanki ben ileriye gitmiyormuşum da dünya bana doğru geliyormuş gibi hissediyorum. Bak yine başladın 2004'te çıkan oyunu eleştirmeye. He. Çok kızarım baksana. Hmm, hmm. Geçen bölümde Burger Shot'a bıraktığım OG Lock görevi için geliyorum ama 22 ile 6 arasında gelmemi istiyor. O saat aralığında ne oluyor diye sorgulamıyorum. Şimdi şu saçmalığa bakın. Dışarıda yağmur yağıyor... Benim üzerimde çatı var ama yine de araba ıslanıyor. artık lan! Karşı çetenin üyeleri bana saldırınca kimse sesini çıkartmıyor. Ben ne zaman kendimi savunmaya kalksam herkes aklını kaybediyor. <laughs> Tam 3,5 dakika süren polis kovalamacasında diyorum ki bari eve gidip kayıt alayım zaman geçsin. 6 saat geçiyor. Her şey normale dönmüş. Oyunun bu kısmındaki renk paletini de çok sevdim ayrıca. Hijyen teknisyeni olduğunu söyleyen OG Log, meğer bildiğiniz paspasçıymış. Bir parti vereceğinden ama ses sistemine ihtiyacı olduğundan bahseden Loka yardım etmek tabii ki karlı düşüyor. Bu adam tam bir deli. Neden böyle insanların ayak işlerine koşturuyoruz anlamış değilim. Yeah, 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 yeah. Dans yarışmasına giriyorum. Öyle iyi dans ediyorum ki kadın sohbet etmek ister misin? Gel seni ofisime götüreyim dediğinde de aracını çalıyorum. Merak etmeyin, hot kafi vakası değil. Onun ne olduğunu burada uzun uzun anlatmayacağım. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi kadınları size anlatacak değilim. Ses sistemini güvenli bir araca götürüyorum. Ama beyimizin derdi bitmiyor. Paspas çekerken bir freestyle sonrasında s**tın müşteri kafiyelerin bok gibi deyince biz de Mad Dog'un kafiye kitabını çalmak üzere yola çıkıyoruz. Carl'ın rap ilgilenmemesine şaşırdım doğrusu. Bu ırkçıydı dostum. Mad Dog'un evi ta tepelerde ve korunuyor. E malikane sonuçta. Oyunun bakın gizli saldırı da yaptık he dediği bir görev bu. Çünkü direktifleri bir salağa verir gibi veriyor. Adamların seni görmemesi için gölgeli yerlere saklanmalısın. Saklanmak istersen buraya saklanabilirsin ve hayır bu sesleri ben çıkartmıyorum. Hatta bu sesler bana lise yıllarımı hatırlattı. Ben ve arkadaşlarım sabaha kadar deli gibi lol oynardık. Bir arkadaşımızın odası ebeveyn odasına çok yakın olduğundan fazla sesli konuşamayıp mikrofonu ağzına kadar sokardı. Biz de adamın iç organlarına kadar duyardık tabii. Hadi yatmam lazım kızıyorlar hadi. Kafiye kitabını alıyorum ama korumalar birden artıyor. Başarılı bir şekilde ayrılıp bisiklete atlayıp çayır çimen demeden loka geri dönüyorum. Oh, dude. Hey, catch you later. Burger Shot'ta cihaz teknisyeni o gün gelmemiş. Bu yüzden log terfi etmiş. Yani artık kızartma makinelerini temizliyor. Artık bu boka dayanamıyorum. Ben bir artistim. Hem de Mad Dog'un menajeri bana baskı kuruyor. Ondan kurtulman lazım diyor. Yani kurtulman lazım derken... Kill him. Kendisi bir ödül törenine katılacakmış. Özel şoförünün arabasını çalıyor, buluşma yerine gidiyorum. Matematiksel şekilde park etme yöntemim sayesinde aracımı park edip bekliyorum. Törene gidene kadar ajan simitler gibi aynı formasyonu koruyup menajeri aldıktan sonra son hızla iskeleden aşağı yuvarlıyorum adamı. Bu arada kendisi yüzme bilmiyormuş ama ben garantici bir insanım. Telefon çalıyor. Arayan Tempe'ni. Çörekçiye gel seninle bir konuşalım diyor. Herkesin işine koşan CJ bu sefer de polisin ayak işlerini yapacak. Tabii ben önce OG'nin görevlerini bitiriyorum. İşinden istifa eden Locke hapse geri dönmeden önce büyük bir parti vermek istiyor. Bize de diyor ki biraz havalı kızlardan getir. Havalı kız dediği muhtemelen... <laughs> parti 8 ile 6 arasında. Nerede kaldı eski partiler? Önce berbere gidip bıyığımı 50 dolara kestiriyor. Sonra da vücut hatların belirginleştiği için kendime siyah bir atlet alıyorum. Kadınlar kaslara bayılır. Bu ne oğlum Joker gibi oldu adam. Vakit geçsin diye 3 defa save alıyor, partiye giriyorum. Lok mikrofonum bozuldu, rap yapamayacağım diye yalan söylemiş, çatır çatır rapini yapıyor. Bizim ekipte bu berbat müzikten uzak, arka mahallede takılıyor. Bir adamın balla saldırısına uğrayacağımızı söylemesiyle beraber herkes evine koşup favori silahlarını alıyor. Arabalarla kendimize bir barikat kurup başlıyoruz çatışmaya. Şu aşamadan itibaren itiraf ediyorum, oyundan keyif almaya başladım. Bana bu tarz görevler her zaman kendimi bir gruba aitmişim gibi hissettiriyor. Hepsini def ediyoruz ve görev bitiyor. Artık haritada başka görev kalmadı. Memur Tempini ziyaret etme zamanı. Tabii önce biraz daha spor yapmalıyım. 54 Dumble Curl sonrası sınırıma ulaşıyorum ve CJ'de hafiften kaslı görünmeye başlıyor. Nedense her egzersiz sonrası sapık gibi kendimi ellemeyi çok seviyorum. Tampini'ye giderken yol üzerindeki grafitileri de yapıyorum. Bunlardan toplamda 18 tane yapmışım. Şehrin karşısında bir adam var. Çeteci, uyuşturucu satan bir gangster. Senin gibi. Git onu hallet diyor bize. Bizim için de dar bir alana molotof saklamış. Hazır polis arabasına binmişken şunu da anlatayım. Paramedik görevlerini yaparsanız sağlığınız, polis görevlerini yaparsanız zırhınız artıyormuş. Molotofu alıp çete evini yakarken gelen elemanları da hallediyorum. Ev Spider-Man bir de Green Goblin'in yaktığı ev gibi yanıyor. Ama içeride bir kız var. Mahsur kalmış. Olayla bir alakası olmadığı için onu kurtarmaya gidiyorum. Carl önce yangın söndürücüyü almak yerine kızla konuşup onu rahatlatıyor. Ardından tekrar aşağı inip yangın söndürücüyü alıyor. Kimsenin panik yaptığı yok Carl. Sakin ol. Benim işim bitti bacım. Az önce travmatik bir olay yaşamış olmasına rağmen kız çıktığı gibi karlı öpüyor. Bu hanım kızımızın adı Deniz. Onu evine bırakıyoruz. Böylece bir kız arkadaşımız oluyor. Sevgili görevlerini yapmak ne kazandırıyor bilmiyorum. Onu da yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Belki sırf bir videoyu araç ve sevgili görevlerine ayırırım. Arayan Sweet. Söylediğine göre bir uyuşturucu satıcısı balla dostlarıyla parkta saklanıyormuş. Oyun bu aşamada bölge görevlerini tanıtıyor. Yani farklı renkte bir bölgeye gidip yeşil yapana kadar dalga dalga düşman çeteyelerini öldürüyorsunuz. Şimdi size kilit sorum. Bunu karşıma çıktıkça yapmalı mıyım? Yoksa sadece bir yan görev mi? Benim tahminim muhtemelen Assassin's Creed 2 vakası gibi olacak. Bu oyunda da yan görev olarak toplayabileceğiniz 30 adet kodex sayfası var. Fazla önemsemeyip yapmıyorsunuz ve oyun bir aşamadan sonra size diyor ki hadi bakalım her bir kodex parçası aynı zamanda bir harita. Bir sonraki yeri bulabilmemiz için bütün parçaları toplaman gerek. Bölgeyi ele geçirince hain ortaya çıkıyor Öldürüp görevi tamamlıyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atıp paylaşarak destek verebilirsiniz. Ayrıca her bir yorumunuzu okuyorum. Hepinize görüşürüz. Aa kaç dakika oldu bu ya?